Bir önceki videomuzda dizinin Kötü Mal bölümünü incelemiştik. Ve biz de sizlere bu videoda Erşan Kuneri dizisinin 5. bölümünü inceleyeceğiz. Bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. İsterseniz videoya geçelim. Bu bölümün başlangıcında Erşan'ı yaptığı Kötü Mal filmini izledikten sonra uyuşturucu işini bırakmış bir mafyayla görüyoruz. Her ne kadar önceki videomuzda filmin diğer filmlere göre biraz sönük kaldığını düşündüğümüzü söylemiş olsak da sosyal mesaj açısından önemli olduğunu söylemiştik ve görüyoruz ki filmdeki sosyal mesaj bakanlığın istediği yerlere gitmiş. Daha sonra Muammer'in barında Alevi İranlı yönetmen Amin Feryadi ile görüyoruz. Ve nişanlandıklarını öğreniyoruz. Aslında bölümün ilerleyen kısmı İranlı yönetmen ve onun Türkiye'de yapacağı film üzerine geçiyor diyebiliriz. Ancak bu sahneler arasında İranlı yönetmenin Erşan'la Türkçe konuşup Alev'le İngilizce konuşması gibi saçma sahneler de mevcut. İranlı ünlü bir yönetmen Türkiye'de polisiye türünde Galata Hançeri isimli filmi çekecektir ve Erşan Kuneri bu filmi sabote edebilmek için her yolu dener. Bu sahneler sırasında ülkemizi fesli gösteren yabancı yönetmenlere yaptığı göndermelerle Türkiye imajının farklı gösterilmesine de değinilmiş. İranlı yönetmen Erşan'ın onu hırsızlıkla suçlamasından sonra Türkiye'de film çekmekten vazgeçer ve ekip Alev'in parasıyla Fak Badi filmini çeker. Fak Badi filminde ise ilk sahne siyah beyaz başlıyor ve öyle devam ediyor. Filmde doğunun egzotik ve mistik havası konu edinilmiş ve filmde Erşan'ın canlandırdığı Fak Badi'nin insanlara 100 yıl yaşamayı vaat eden bir bedevinin yaptıkları anlatılıyor. Fak Badi'nin İngilizce anlamına ithaf ediliş şekli zekice yazılmış ve yüzlerde tebessüm bırakmayı garantiliyor. Ancak bu filmde komik sahneler az ya da hiç yok diyebiliriz. Gözleri görmeyen Fak Badi, yardımcısı Nazar'la birlikte köy köy gezip para karşılığında insanları iyileştiriyor. Gelen hastalardan biriyle ilişkiye giren Fak Badi'nin gözleri açılır ve film artık siyah beyaz değildir. Burada gözleri görmeyen birini anlatırken filmin siyah beyaz olması fikri gayet mantıklı ve güzel kullanılmış. Fak Badi'nin hünerleri gidince artık sadece cinsel ilişkiyle para kazanmaya başlar ve zengin olur. Filmin sonunda ise Fak Badi'nin hünerlerini duyan Aşkar, Fak Badi'nin kendisini iyileştirmesi için köye gelir. Ancak burada Fak Badi pusuya düşerek kendi yaptıklarının cezasını alır ve tıbba küser. İnsanları da modern tıbba yönlendirir. Bu film kostümler ve mekan olarak eski Doğu filmlerini yansıtması falan güzel ama güldürmeyen bir bölümdü. Aralara Netflix'le ilgili espriler serpiştirilmesi eğlenceli olmuş. Ancak Erşan Kuneri'nin yaptığı Ebenin Avı ve Kötü Mal filmlerine göre en kötüsü diyebiliriz. Yaptığı korku filminde bile daha çok gülmüştük. Yani bu film o yüzden kötü denebilir. Filmde iyi hiç mi yer yoktu derseniz elbette vardı. Ancak güldürmeyi pek başaramadı. Hep tebessümle bıraktı. Ne zaman bitecek diye beklediğimiz bölümlerden birisiydi diyebiliriz. Yani aslında burada filmin komik olmadığını ve karakterin isminin daha komik olduğunu söyleyebiliriz. Peki siz Erşan Kuneri'nin 5. bölümü hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlara bekliyoruz.